Dostlar merhaba, Kral Makara'yla yepyeni bir güne ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 5000 kişilik bir alımı vardı. Yaklaşık 2 ay önce bu alımlar bitti ve aldığınız puanlara göre Jandarma Genel Komutanlığı her adayı kontrol edip mülakatlara çağrılmayı davet etti. Ve bu davetin ardından mülakatlar her zamanki gibi aralıklı olmaya devam ediyor. Videonun daha öncelerden anlatmıştım zaten, gruplar halinde çağrılacak falan gibisine bir şeyler söylemiştim değerli kardeşlerim. Birinci grup, ikinci grup, ikinci grup, dördüncü grup, bu şekilde anlatmıştım. Bazı arkadaşlarımız mülakata gitmiş ve bazı arkadaşlarımız da Nisan ayını bekliyor. Mart ayındaki çağırmalar bitti, Nisan ayını bekliyorlar uzman erbaşlık adaylarındaki kardeşlerimiz. Burada Nisan ayında gidecek uzman çavuş olacak kardeşlerime anlatacağım konulardan bir tanesi, mülakat sırasında ve mülakatın değişik bir sistemle yol aldığını sizlere söyleyeceğim kardeşlerim. Mülakatta asteğmen, yüzbaşı ve albay olmak üzere 3 komisyon üyesi var. Sandalyeye oturuyorsunuz içeriye girdiğiniz zaman ve kendinizi tanıtıyorsunuz. Bir önceki videolarımdan anlatmıştım zaten, askeri sözlü mülakatlarda yapılan hatalar gibisine birçok konuyu dile getirmiştim. Onu önce izleyin, ondan sonra beni dinlemeye devam edin arkadaşlar. Onu izlediniz varsayalım. Mülakat sırasındayken sandalyeye oturuyorsunuz ve kendinizi tanıtıyorsunuz. Kendinizi tanıttıktan sonra tabii ki 3 komisyon üyesi komutanlarımız sizlerle sohbet ediyor. Sohbetin ardından sandalyenin sağ tarafında veya sol tarafında bir kavanoz var. O kavanozun içinde bir numara seçiyorsunuz. O numaranın ardından kağıdın içinde bir soru var. Kime ne çıkarsa kısmetinizdir artık. Kolay soru da var, zor soru da var. Tabağın içinden çekiyorsunuz rakamı, arkasını çeviriyorsunuz, soruyu karşı tarafa söylüyorsunuz ve ardından cevabını biliyorsanız cevabı iletiyorsunuz karşı tarafa. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Cevabı bilmiyorsanız bile mantıklı bir cevap verin. Yani bilmiyorum demeyin. Bilmiyorum demeyin, anımsayamadım demeyin. Mantıklı bir cevap verin. Bunu dememin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı bu sene yine değişik bir sistem yaptı. Eleme yoktur arkadaşlar. Eleme yoktur. 5000 kişilik alım vardı ve bu alımın ardından herkesi çağırdılar ve davet ettiler. Türkiye'de 164.000 başvuru adayları vardı ve maalesef 164.000'in içinden 25.000 adayı Jandarma Genel Komutanlığı mülakata ve spor mülakatına davet etti. Bu eleme nasıl bir şey, onu anlatayım kardeşlerim. Puanlama var. Yani sizlere soru soruyorlar. Soruyu biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bunun bir önemi yoktur. Kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Karşıdaki komutanlara özgüvenli ve kendinizi hakim ve cesaret tavrıyla karşı tarafa pozitif bir enerji saçmanız lazım. Komutanlar sizlere soru soruyorlar. Sordular, bilmiyorsunuz. Bilmemezlik yapmayın. Mantıklı bir cevap verin, yeterli. Nelere bakıyorlar? Konuşma düzeni, diksiyon, hal, hareket, eller ve kıyafetler. Bunlara göre puanlar veriliyor arkadaşlar. İçeriye girme anınızdan başlıyorlar. İçeriye girme anı. Kılık kıyafet, konuşma, diksiyon, kendini ifade etme tarzı, özgüven, cesaret, aktiflik, pasiflik değil. Bunlara göre Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki komutanlarımız sizleri puanlıyor. Verdiğiniz cevaplar sizler için daha bir avantaj. Bilmiyorsanız bile mantıklı bir cevapla puanınızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde oluyor. Sözlü mülakat nasıl oluyor? O bittikten sonra arkadaşlar, ondan önce tabii ki spor mülakatı var. Bugün spor mülakatını yaptınız ve başarılı bir şekilde geçtiniz. Hemen sözlü mülakatına gitmiyorsunuz. Ertesi gün sözlü mülakatına geliyorsunuz. Yani bu sizin için bir avantaj kardeşlerim. Bugün spor mülakatını bitirdiniz. Yarın sözlü mülakatına gideceksiniz. Bunlar sizler için bir avantaj arkadaşlar. Sorulan sorular ve oraya giden kardeşlerimizden bazı bilgiler aldık. Bunları da sizlere ileteceğim arkadaşlar. Sorulan sorulardan bazıları Facebook'un kurucusu, ondan sonra İstanbul köprüleri, Çanakkale Savaşı'nın önemi, bunlarla ilgili sorular çıkıyor arkadaşlar. Atatürk'le ilgili sorular çıkıyor, Cumhuriyet'in kuruluşu,
ve Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atının ismi, köpeğinin ismi, Çanakkale Savaşı'ndayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rütbesi, olimpiyatlarla ilgili sorular kaç senede bir yenileniyor? 4 senede bir yenileniyor ve bu aralıklı oluyor arkadaşlar. Yılını ve başlangıç ve bitiş tarihini ezberleyin, kendinizi, zihninizi geliştirin yani kardeşlerim. Burada anlattığım konu Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu sene her adayı çağırıp puanlamayla eleme yapacaklar. 25 bin adayı çağıracaklar. 25 bin kişinin içinden 5 bin kişiyi alacaklar. Bu puanlamaya göre gidecek kardeşlerim. Bir puanlama limiti koyacaklar. O puanlamanın üstünde alanlar geçecekler. Ve bazı kardeşlerimiz de şöyle bir soru sormuş. Abi veya kardeşim, benim branşım sağlıkçı, onun branşı aşçı, onun branşı barangozcu. Bize branşlarımızla ilgili mi soracaklar? Herkese aynı soruyu mu soracaklar? Değerli arkadaşlar, buradayken şunu anlatayım. Herkese aynı soruyu soracaklar. Branşlarınızla ilgisi olmuyor. İsterseniz kuaför olun, isterseniz berber, marangoz, aşçı, elektrik, bunların hiçbir önemi yoktur kardeşlerim. Sizlere herkese sorulan sorular neyse onları söyleyecekler. Kardeşlerime buradan şimdiden tebrik ederim. Ve bir son anlatacağım konu spor mülakatı ile ilgili arkadaşlar. Bazı kardeşlerim üzülerek mesaj atmışlar. Böyle böyle bazı sporları yapamıyorum ve zorlanıyorum, bu konuda yardımcı olur musunuz gibisine. Kardeşlerimiz böyle bir yazı yazmış, soru sormuş bana. Şunu söylemek istiyorum kardeşlerim. Spor mülakatında sadece sizlere barfix'te ve şınavda yardımcı oluyorlar. Uzun atlamada yardımcı oluyorlar. Koşuda maalesef arkadaşlar yardımcı olmuyorlar, komutanlarımız olsun. Oradaki görev yapan abilerimiz, kardeşlerimiz olsun. Koşuda ne olursa olsun artık o sizin iradenize kalmış. Nefesiniz ve ciğeriniz iyiyse, kendinize güveniyorsanız sizin kendi iradenize kalmış. Ve barfix, mekik, uzun atlama, bunlarla ilgili bazı toleranslar ve yardımlar oluyormuş. Onlardan Allah razı olsun diyelim. Bu kardeşlerimiz hayırlarını inşallah gerçekleştirir. Arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere elimden geleni yaptım. Her videoda anlattığım gibi mülakata giderken beni dinlerseniz, mülakata gidecek kardeşlerim tedbirli gider ve ellerinden geleni yaparlar. Rabbim de bu kardeşlerimize o mesleği layık ve nasip eder inşallah. Beni izleyen tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.